Merhaba arkadaşlar ve eğitim serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz Bugünkü işleyeceğimiz konu ise Videoya Geçiş efekti eklemek Hadi gelin Videolarımıza geçelim Şu anda elimde Stok olarak indirdiğim Birkaç video var Onların üzerinden sizlere göstereceğim Şu anda elimizde böyle Böyle ve böyle olmak üzere 3 tane videom var. Bunları size nasıl geçiş efekti eklenir ya da nerede nasıl geçiş efekti ekleneceğini göstereceğim. Öncelikle böyle bir videomuz var değil mi? Mesela bu videonun ben şuradan itibaren buradan itibaren geçiş yapmasını istiyorum 10. saniyeden. 10. saniyenin makas kısmına gelip oynatmanın sağ tarafından olan yere basıyoruz. Bastıktan sonra yine böyle bir artı işaret gözüktü. Şimdi ben buraya o alt işe tıkladığım zaman sağa doğru geçiş yapsın. Çünkü video soldan sağa doğru geliyor bana göre. O yüzden sağa doğru bir geçiş yapsın ki ona uygun bir hava yaratmasını istiyorum. Bu geçiş efektlerini bildiğiniz üzere market kısmından indirebiliyorsunuz. Ama benim şu anda internetim kapalı video çektiğim için. O da indirdiğinizde birkaç tane geçiş efekti var. Benim hoşuma giden geçiş efektlerinden birisi. Mesela ne yapabiliriz? Dönme yapabiliriz. Bu tarafa doğru dönsün. Ama böyle biraz daha hızlımsı olsun. Biraz daha hızlı bir şekilde olsun. Evet yarım salise güzel. Devam ediyoruz. Bak bir şey fark ettiniz mi? Video ters tarafa doğru döndü. O yüzden diğer tarafa doğru yapmamız lazım. Yani böyle. Oynatalım. Evet gördüğünüz gibi. Bunun yerine sola doğru giden yine başka bir geçiş efekti de uygulanabilirdi. Mesela bakıyorum. Öyle değil de şöyle olsa daha mantıklı gibi. Evet. Ya da böyle. Bunu yaptık. Sonrasında ders anlatan bir hocamız var. Bu hocamızın da ben İçine doğru böyle yaklaştırmasını istiyorum. Ee, ne yapabiliriz onun için? Büyütme efektimiz olan yer çekimi olabilir mesela. Şöyle. Ya da süper zoom olan bu olabilir. Bu geçiş efektine en uygun efektimiz bence bu büyüyen zoom şeklinde olan efekt. Bakalım başka ne tarz efektlerimiz var. Hafif biraz döner gibi. Bu da fena değil. Şimdi diğer tarafa yapalım. Şöyle. Evet. izleyelim. Mesela burada da sayfalar dönüyor ya. Sayfalar dönerken yeni bir video ekledim yani stok videolarımızdan. Böyle bir video ekledim. Benim önceki çektiğim videodan. Şuradan keselim o videomuzu. Ben buraya da sayfalar döndüğü için mesela şöyle yapabiliriz. Ya da tam tersi şekilde. Aynen. Hızlı şekilde döndüğü için ben de biraz daha hızlandırabiliyorum. Bakalım nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi sanki sayfalar çevrildikçe yeni bir ekrana geçmiş gibi oluyoruz. Hiç anlaşılmıyor bile neredeyse. Evet. En son olarak bu videoyu kaydediyoruz export diyoruz. Kaydediyoruz. Ama öncelikle şu videomuzu bir izleyelim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Önemli olan videonun geçişine göre hayal gücünüzü kullanmanız ve o hayal gücüne göre de geçiş evet eklemeniz. Videoda anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.